bize Ahmet Yiğit'i anlatır mısınız? Tabii ki. Ben Malatya'nın Hekiman ilçesinin Güzelürt köyünde çiftçi bir ailenin, kendi besteleri, türküleri olan halk ozanı bir annenin 8. çocuğuyum. Benim ilk öğretmenim annemdir. Kendisinin aynı zamanda bir masal anlatıcılığı vardır. Gaz lambasının altında, hatta komşuların çocukları falan da gelirdi. Annem bize eski Türk masallarından anlatırdı. Hayal dünyamızı da, öğrenme açlığımızı da, motivasyonumuzu da çok fazla artırdığına inanıyorum. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında Atatürk Üniversitesi'nde eğitime başladım. 2001'de öğretmenlik mesleğime rehber öğretmen olarak İzmir'in Kınık ilçesinde başladım. Akabinde Ege Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında yüksek lisans master programını kazandım. Sürecin takibinde Uludağ Üniversitesi'nde yine alanda doktora programını kazandım. Şu an doktoramda tez aşamasındayım. Öğretmenlik kimliğim, eğitimci kimliğimin, rehber öğretmen kimliğimin yanında bir taraftan da araştırmacı kimliğim var. Yurt dışında yayınlanmış makalelerim, geliştirdiğim ölçeklerim var süreç içerisinde. Soma olaylarındaki, maden kazası olaylarındaki bölge koordinatörlüğünü yürütmüştüm süreçte. Kısacası Ahmet Yiğit bu değil. İşitme Engelliler Okulu'na geldiğinizde işaret dili bilmiyordunuz. Nasıl öğrendiniz? Ben işaret dilimi öğrencilerimden öğrendim. Tabii bakanlığımızın açtığı hizmetçi eğitimlere katıldım. Süreçte hızlıca geliştirmeye çalıştım kendimi. Ve bu arada yaptığım çalışmalarla işaret dilini geliştirmenin metodolojisini de çözmeye çalıştık. Öğretim yöntemlerini de geliştirmeye çalıştık. Şu an bakanlığımızın işitme engellerin eğitimi ve öğretimi konusunda öğretim üyesi olarak hizmetçilerinde görev almaktayım. İşitme Engelliler Okulu'nda rehber öğretmen olmak nasıl bir duygu? Evet, bu çok özel bir şey. İşitme engelleri tanıdığınız zaman her bir çocuğun ayrı bir dünya, ayrı bir kişilik, ayrı bir karakter olduğunu fark ediyorsunuz. Mezuniyet sonraki süreçlerde de bağlarımız kopmuyor. Zaman zaman onların nikah şahitliğini yapıyoruz. Zaman zaman onların işe yerleştirme süreçleriyle ilgileniyoruz. Benim meslek doyumum işitme engellerle çalışmaya başladığımdan itibaren 3'e, 5'e, 10'a katlanarak yükseldi. Az önce konuşmamızda bir metodolojiden bahsettiniz. Açar mısınız o konuyu? Evet. Sağır aileden gelen çocuklar Türk işaret dilini kullanıyorlardı. Konuşan, duyan, bizim yarım olarak nitelendirdiğimiz çocuklarımızın Türkçe okuryazarlıkları nispeten biraz daha iyiydi. Ama işitme engellerin Türkçe okuryazarlıklarında ciddi problemler vardı. Çünkü onlar Türkçe okuma yazmayı sonradan öğrenmeye başlıyorlar okul hayatıyla. Bir ikinci dil olarak, entelektüel dil olarak öğrenmeye başlıyorlar. Çünkü işaret dili hareketli, devinimsel, görsel ve üç boyutlu bir dil. 2014 yılında kolları sıvadık. Türk işaret dili dersini ilkokul birinci sınıflara ders olarak müfredata koydurduk. Bizim hedefimiz zaten işitme engellilerin öğretiminde, eğitiminde erken çocukluk döneminden başlayıp lise son sınıfına kadar bir sistem geliştirmekti. Hızlıca, hiç zaman kaybetmeden öğretim materyallerini baskılı kitap formatında işitme engellilerin öğretim stillerini de dikkate alarak hazırladık. Arkasından yaptığımız TÜBİTAK projesiyle de bu kitaplarımızı dijital, hareket eden, animasyon şeklinde oynayabilen öğretim materyallerini dönüştürdük ki bu işitme engellilerin öğrenme stillerine hitap eden yöntemlerdi. Türkiye'de sanırım ilklerden bir tanesidir. Okulumuz bünyesinde Türk İşaret Dili Merkezi'ni kurduk. Bakanlığımızla birlikte yaptığımız bir çalışmayla artık işitme engelliler ehliyet alırken yazılı sınavlarına işaret dili seçeneğiyle girebiliyorlar ve başarı çok fazla yükselmiş durumda. Hatta ortak ülkelerimizden şunu duyduk. Türkler bazı konularda bizden çok daha iyi durumdalar diye. Örneğin Spread the Sign isimli projemiz 2008'de başlamıştı. Bu projeyle büyük bir işaret dili platformu hazırladık. Bu işaret dili platformunun şu an 47 ülkelik üyesi var. Yaptığımız çalışmayla Google Map'i biz Sign Map'e çevirdik. Şunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Dünyanın gelişmiş ülkeleriyle yarışır durumdayız. Yaptığım araştırmalarda şunu fark ettim mesela. İşitme engelliler sesli olarak rüyalar görmüyorlar. Onlar rüyalarını genellikle görsel olarak rüyalar görüyorlar.
ve o rüyalarında işaret dili kullanıyorlar. Hatta bir tanesine sormuştum. Okul müdürümüzü rüyanda gördüğünde ne yapıyor, konuşuyor mu, nasıl iletişim kuruyorsunuz diye sorduğunda gayet güzel işaret dili yapıyor demişti bana. Ve ben o yoğun işaret dili kullandığım süreçlerde kendi rüyalarımı da işaret diliyle görmeye başlamıştım. Dili çok fazla kullanmaktan dolayı. Süreçte benim öğrencilerim, benim çok iyi öğretmenlerim oldu. Ben öğrenmeye aşık bir insanım. Çocukluğumdan beri böyle bir hevesim, motivasyonum vardı. İyi ki öğretmenim, iyi ki işitme engellerin öğretmeniyim. Bu benim en büyük motivasyonum, en büyük mutluluğum diyebilirim.